Şu an New York'ta Dünya Anıtlar Fonu'nun ofisindeyiz ama bugün aslında Venedik hakkında konuşacağız. Dünya Anıtlar Fonu, Albay James Gray tarafından kuruldu ve kuruluşundan tam bir sene sonra 1966 seli meydana geldi. Albay o anda o bölgede bulunuyordu ve o da birçok insan gibi bu seller karşısında Venedik'in geleceği için endişelenmeye başladı. Venedik, Dünya Anıtlar Fonu'nun aktif olduğu 52 senedir büyük bir endişe kaynağıdır. Ve kurum Venedik için çok şey yapmıştır. O zamanlar medya çağında ilk kez bu kadar büyük bir afet yaşanıyordu. Bu afet Rönesans'ın geç Gotik döneminin muhteşem bir örneği olan Venedik'i çok derinden etkilemişti. Venedik 19. yüzyılda da büyük bir turizm şehri olarak kabul ediliyordu. Savaş sonrası dönemde turizmi geliştirmek için çok büyük bir rol üstlenmişti. Onun için de bu durum insanların hepsini bir şekilde etkilemişti. Tabii ki San Marco Meydanı'nın bir göle benzediği dramatik fotoğrafların da bunda çok büyük bir payı vardı. Herkes doğal afetler karşısında tarihi eserlerin ve anıtların nasıl korunması gerektiği konusunu ciddi bir biçimde ele almaya başladı. Ve ne için bu durum geçici bir durum değil. Yani tehlikenin hala geçerli olduğunu söyleyelim. Tehlikeyi artıran birkaç farklı durum daha olduğunu da hemen ekleyelim. Venedik'in üzerinde bulunduğu topraklar batmakta. Toprak şu ana kadar 25 santimetre kadar battı. Yükselen deniz seviyesini de unutmayalım. Venedik Adriyatik Denizi'nin bir ucunda bulunur. Kuvvetli rüzgarlar uzun süre estiğinde buradaki kıyı gölüne çok fazla su gelir. Tarihçesine bakarsak şehir Orta Çağ'da kurulmuş. Rönesans ve Barok dönemlerinde de genişlemiş. İnsanlar şehri minicik adacıklar ve bataklıklar üzerine inşa ettiklerini biliyorlarmış. Aradan yüzlerce yıl geçtiğinde ise bu topraklar batmaya başlamış. Bunun yanında tüm dünyayı etkileyen deniz seviyesinin yükselmesi ve insanoğlunun katkısı gibi etkenler de söz konusu tabii. Örneğin kanallarda kürekli kayıklar yerine motorlu kayıkların kullanılmaya başlanması bir etken. Bu etki ilk zamanlarda çok da gözle görülür değilmiş. Yani sonuçta motorlu kayıklardan önce de var olan vaporetto'lar da dalga üretiyordu. Ama onların ürettiği dalganın çevre üzerinde daha narin bir etkisi vardı. Yine de binalara zarar vermeden aynı anda kaç vaporetto'nun kullanılabileceği uzun zaman tartışılmıştı. Bunlara ek olarak tabii ki iyi ve kötü turizmden de söz etmeliyiz. İmkanı olan herkes Venedik'i tabii ki ziyaret etmeli. Ama büyük gezi gemilerinin ortalama 7 bin ila 10 bin yolcusu var ve işte bu noktada turizmin ölçeği önem kazanıyor. Evet, insanlar kültürel mirasları görmeli ve Venedik de o amaç için muhteşem bir yer. Ancak bu gemileri tarihi binalarla yan yana gördüğünüzde inanılmaz bir şok yaşıyorsunuz. Venedik'te ve diğer turistik şehirlerde insanları farklı gezi rotalarına yönlendirmeliyiz. Örneğin San Marco'yu atlayabilirler. Bir gezi rehberinin görülmesi gereken üç önemli nokta şunlardır demesi, başka önemli ve değerli yerlerin olmadığı anlamına gelmiyor. Bunun ek faydaları da var üstelik. Eğer insanlar şehrin diğer kısımlarına giderlerse, oradaki esnafı da kalkındıracaklardır. Gezi gemilerinin şehirlerdeki ekonomiye büyük katkı sağladığını düşünüyoruz ama bu katkı aslında son derece sınırlı bir katkı. Venedik karşı karşıya olduğu durumla baş etmeye çalışıyor. Bu amaçla yapılan projelerden biri İtalyanca Musa anlamına gelen Moze. Moze suyu Musa'nın suyu ayırdığı gibi ayırıyor. İnşa edilen duvarlar 3 metre yükselerek kıyı gölünü kuvvetli dalgalardan koruyor. Yakın zamanda tamamlanan bu proje son derece başarılı olacak gibi görünüyor. 80'li ve 90'lı yıllarda sıklığı artan taşkınlar yüzünden herkes artık bir şeyler yapılması gerektiğini biliyordu. Mozeyi isteyenler kadar istemeyenler de olduğunu biliyoruz. Mozenin işleyebilmesi için şehirde var olan su hacminin de artmaması gerekiyor. Örneğin kanalların temizlenmesi için geçerli bir sebep olmalı. İyi bir planlama demek şehirdeki diğer kurumlar ve bölgesel yönetimlerle kuvvet birliği yapmak anlamına geliyor. Bu tabii ki doğal ekosistemlerin, çamurlu ve bataklık alanların korunmasını da kapsıyor. Çünkü bu alanlar şehri taşkınlardan koruyan alanlar. Dünya üzerinde taşkınlardan endişe duyan aşağı Manhattan gibi bölgelerin ve diğer şehirlerinde moze projesiyle ilgilendiklerini biliyoruz. Su kenarında olan tarihi şehirlerin hepsi aynı sorundan mustarip. New Orleans'taki Katrina kasırgası, New York'taki Sandy kasırgası, Venedik'i sürekli tehdit eden seller, Tayland'daki Ayutthaya'nın yaşadığı tehditler. Kısacası bu tüm dünyayı ilgilendiren bir problem. Ve en iyi koruma belki de diğerlerinin bu problemle nasıl başa çıktıklarını öğrenmekten geçiyor. Bakın geçenlerde okuduğum bir makale çok hoşuma gitti. İnsanlar Akdeniz'de bulunan 2000 yaşında ve hala sağlam olan Roma duvarlarını inceliyorlarmış. Venedik'te çok eski bir şehir olduğuna göre yapılacak en iyi şey belki de geçmişi iyice araştırıp Orta Çağ'da su baskınları konusunda neler yapıldığını öğrenmek olabilir.